Selamun aleyküm. Değerli takipçilerim, Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz ve sürprizim, bu da size sürprizim canlar. Güle güle. Hani demiştim ya, telefona bir sürprizim var diye. Bir deneyelim bakayım bir. Onları ne acaba? Hani bir yay çıkmış arkadaşlar, görüyor musunuz? Bu yatak İyice perişan oldu genişliğinden yürü. şundan uzun, şundan büyük. Hangisi büyük? Şunun genişliği şundan büyük. Öyle mi? İyi ki. Baksana şöyle bu sığıyor. Şöyle. O şehitliğinden, yasıldığından. Tam öyle İkinci oluyor. elidi ya bu. Çuma. Allah razı olsun arkadaşlar. Gerçekten bu ikinci elidi. Ablamız gönderdiydi. O da bir sene oldu işte. Bir senedir de yatıyorlar. İnşallah olur. Standart olur dedi yataklar dedi. Vallahi Bu olur. sıkıştım. Ha. O aynı oğlum. Vallahi bu yatağın üstünde öyle bir yatması olur ki. Ay, onun nasıl büyük. Tabii canım. Karası da büyük. Şu yatağa yattığımı da dibine çakıyordum. vallahi rengi de güzelmiş. Aslında biz poşetlerini çıkarmayalım. Poşetleri çıkaralım ya. Çıkaralım mı? Böyle basar kötü durdu. Ama çarşafını dursun dursun dursun. Köşede dursun abi. Poşeti Yo çıkaralım. yo, siz Valla kötü kötü duruyor. yatıyorsunuz. Yatağı kötü kullanıyorsunuz. Ama böyle kötü duruyor anne. Poşeti çıkardım ya daha iyi durur. Bak, itmiş bıçağı kaldır. Önce çevreklere gittim arkadaşlar. Çevreklerde 6.000 lira dedi. Yapma Sadece oğlum. yatağın 6.000 lira. He, sadece yatağının tanesine, bir tanesine 6 lira dedi. Bunu da tanıdık. Çarşıda, pazarda, her yerde satan bir abimiz vardı. Dur. Oradan aldık. Çayında poşette rahatsız olur ki. Ne? Çayında poşette rahatsız olur Bir şey ki. diyorum ya. Getir ki şurasını açalım da çarşaf takarız. Seninki naylonlu dursun. Seninki naylonlu dursun. Senin yarasız beresiz eve gelme onu oğlum. Gelme. He, yarasız Neresini beresiz. açayım? Şöyle ağzını aç. Alttan yukarıya yavaş. Bu yanına doğru yık gel. Arkadaşlar, yarasız beresiz eve gelme oğlum. Yatağımı yatağa batırır. Aldığımda bir şey etmeyemez. Bir de sopaydık. Vallahi sopanın gözünü seveyim. Ne oluyorsun da sen? Şöyle bu Sen yanına doğru yırt gelsene mi oğlum? Keskin değil ki. Keskin. Makas yok mu bizim evde? Önce bir seninkinin içerisini bir geçirelim de. Yüzünü. Ben yüz aldım arkadaşlar. Yasak gelmeden bir iki tane. Bir Duran'a bir Şahin'e temiz temiz kullansınlar diye. Şimdi olmuş. Makas şeyle vardı herhalde. Şöyle yüz. Senin şu yüzde Şahin abinin. Yüzün şey. Vallahi yatakta 10 numara. 10, %110 numara. Çok güzel, hoşuma gitti. Yavaş. İki diğer poşet de var diyeceğim ben de. Diğer poşet var. O şey. Su geçmesin diye ağzını. Yüzüne. Şurasını da şöyle indir oğlum. Bak, şurasını da indireceğim. Evet. Dur. Aldı. Tamam. Kalk şöyle. Okay. Kalk hele şöyle. Şöyle. İtme bıçağı öyle diyorum. Gide Yapacağız. öyle diyor. Oğlum. Ne öyle şuradan mı dursun? Aa, dışarıya çıkar da bir şunun da yüzünü çıkaralım istiyorsan. İşte anlamazsınız ki. Yatağa Anlamazsınız değil. koyunca bile Şöyle beline çıkarıyor. kesiver. Yatağı kaldırırız. Şu yanını kaldırırız. Şu bıçağın şeysine cıngırdak da var. Psikolojimi bozdu. Niye bozuyor? Bir bakayım şu Sen bıçağı sen dur. bana. Sen dur. Bir olay varmış ya. Asıl senden tarafı şöyle yatağa.
İndireceğim mi dedim? Şöyle şey. Tabanından dur, öyle değil, öyle değil. Bırak sen yatağı. Dur, sakin. Bunları bir şey etme var, hem de onlar lazım oluyor bana. Çöp poşetin içine koyduran onlar da lazım olur bana sonra. Dur, gel buraya yanıma. Eğer bunları bir çıkarın sizi öldürür. Ne çocuk şey mi bu? Yo dur bakayım öyle değil. Bırak sen. Bırak değil. Yatağa koymadan şeyleri yapsanız daha kolaydı var ya. Yatağa koyduk. Gel bakayım buraya. Yatağı kaldıralım şöyle. Şöyle bu yanına. Geç şurasına. Geç. Dur bakayım. Şuralar niye öyle kaldı? Düzeltti. Nasıl kaldı? O öyle olur. Bunun üstünde oturdun hani sandalyenin üstünde oturuyormuşsun gibi ay hiç bile acıyamıyordu gerçekten arkadaşlar bugün çok duygusal biriyim. Hemen ağlayabiliyorum Allah'a bak. Bugün? He. Niye? İçeride bir seyahatler ağlıyorum. Hiç haberin yok. Ne oldu? Bilmiyorum. Değişik bir şey var içimde. Kaldır onu da oğlum. Biraz. Onu şu yanına çek de. Şu yanına çek. Yavaş tripoda değerim. Yavaş sakin. Ya bir tokuştuk. Gel şunda da kalıp. İki iş olmasın demin ya iki iş oldu. Evet. Ama iyi dikkat almış. İyi kullandın mı? Bir ömür buna gider bu. Bunun önemli olması, önemli olan iyi kullanılması. Yanlış mı dakik diyeceğim? Yok. Yanlış mı taktık Duran? Yanlış taktık iyi. Sokacağım. Nasıl yanlış? Yo yo iyi. Bak orasını. Yanlış yaramıyorsun. Şu iş gitmiyor. Nasıl yanlışmış? Tut bakayım şu yataktan. Onun koşelerin dek gelecek. Koşesini de. Ha, tut bakayım şimdi. Bak hani orasını. Çok çekme. Tamam. Şimdi bunu şuraya koyacak. Yatağa. Orasıyla oynama bak. Yatağı şuraya koyalım. Hadi tut. Anne. Ben bıraktım mı oraya gidiyor. Sen bıraktın mı buraya geliyor. Bu nasıl olacak? Baksana. Bak. Tamam. Dur şöyle takalım da öyle şey dedim. Dur bakayım da. Şimdi bir yatağın yüzünü takamazık. Bak pırtıyor pırtıyor. Allah Allah.
alakası yok. Böyle yapalım. Tut yatağı tabii ki. Koyalım hele. Hadi. Sen bırak orayı. Kalk. Kalk az böyle. Hı? Benim yüzü iyiymiş lan. Valla hele ayağım yine gitmiyor. Ama şurası niye öyle oldu? Tamam. Nazar değmez. Bunu iyi dikmemiş de ondan. Sert lastik benim. Şu yatakları çıkar şimdi dışarıya kalk. Ben nerede yakayım o yatağı? Mutfaktan tarafa geçiyorum sen. Ben arkasından dışarıya. Al. Kapıdan aşağı atıver diyorsun ha. Bunların ikisi de vardı da ne diyelim acaba? Çıkarabilir mi? Akacağız. Çıkaramazsan iki tane adam bulalım gelelim. Evet arkadaşlar, biraz zorlandık ama güzel oldu. Şimdi diyeceğiniz arkadaşlar, peşedini niye çıkardın Hacer diye. Kararsız kaldım çünkü benim çocuklarım bir değişik bir tip arkadaşlar. Şu yüz hiç olmadı buraya. Bunu hemen canız Ümüş'e telefon açayım. Kutçuk geldi. Onu bir değiştirelim biz be. Demir kapıdan mı? Şeyden, mutfağın kapısından. Mutfağın kapısından. Şöyle arkadaşlar. Bunu da, şunu da şey duran tut şöyle. Tut oğlum. Yavaş. Tamam, ortalı duracak bu. Bunu da buraya koydum canlar. Buradaki büyük masaya kaldırdım. Dış yandaki odaya koydum. Ha biz neydeydik? Şimdi arkadaşlar, poşetini niye çıkardın Hacer diyeceğiniz. Ama gerçekten kararsız kaldım. Çıkarayım mı çıkarmayayım mı diye. Şimdi arkadaşlar çıkarmasam benim çocuklar biraz orijinal. Çıkartmadın mı cahil cüveri der naylon aç kapıyı. Kendileri yine yırtar. Arkadaşlar şöyle göstereyim ben sizlere gerçekten. Dur hele oğlum. Dur oğlum. Yatağı görüyorsunuz. Vallahi iyice yayları mayları sırtlarına battıydı. Şöyle. İyice yırtıldı. Allah razı olsun bunu gönderen ablamdan. Bazalarını değiştirmedim arkadaşlar. Bazaları sabit duruyor. Sadece yataklarını aldım. Duran o yüz olmadı. Hiç olmadı hem de. Bu yüzü götüreceğiz. Ümüş'e vereceğiz. Yengit'ten buraya. Onu şundan alacağız. He, o yüzden alacağız. Şöyle göstereyim. Yani benim arkadaşlar çocuklarıma sürprizim buydu. Bana pek sürpriz olmadı. Niye? Yanımdaydın ya. Ha, gerçi Duran yanımdaydı. Ödemesini yaptığımda, pazara gittiğimizde. Beraber gittik daha doğrusu. Ben yalnız gitmem arkadaşlar. Ben Ramazan'a telefon açtım. Ramazan Ankara'daydı. Ondan sonra Şahin'e sürpriz olacak. Biraz sonra geldiğinde. Şöyle bir kendilerini serbest birileri ağrımadan yazsınlar arkadaşlar. Gerçekten ne için yaşıyor, ne için çalışıyor, ne için çabalıyor. Hep çoluğumuz çocuğumuz için. Onlar rahat hissin diye. Rahat rahat yaşasınlar diye. Ha ben şimdiye kadar benim çocuklarım rahat bir hayat yaşamadı. Rahatlık görmedi. Ama bu seyretten sonra da tek çabam, tek temennim. Hep bunlar için arkadaşlar gerçekten. Şöyle. Odalarında sabahleyin güzelce sildim, süpürdüm, temizledim. Şöyle arkadaşlar. Bir peşette bazlama çıkardım akşama hazır olsun diye. Yani durum bundan ibaret. Ya dene bakayım üstüne otur bakayım sertliği nasıl. Öyle birden kendini geptiği atmayacaksın işte. Yat bakayım be.
Şahin abininkine yat bak, otur bakayım bir. Onunki nasıl? Daha aynıdır. Şimdiki iyice sert. İyi. Şahin abin ağır ya. Dur itme öyle. Daha onunki iyice sert, benim yatağım. Aman güle güle kulların oğlum. Olur. Bir de yiğitten kendime durdum, duramadım, dayanamadım arkadaşlar. Ne aldım? Hani ya, nerede? Aha, burada. Şöyle görmüş olduğunuz gibi dörtlü sehpa aldım. Birisi geldiğinde arkadaşlar içeriye al onu duran şu odamıza. Şuraya. Şuraya. Biri geldiğinde arkadaşlar üç tane var da. Lan bunu da yapalım. Ya. Orada duracak zaten o. Şöyle dön der. Bu yanına dön der yüzünü. Yavaş ayaklarını ağrıtma. İla dur itme öyle. Mor ki. O çıkar. Şöyle bir de kendime sehpa aldım arkadaşlar. Aslında benim sehpam var da şöyle 3 tane. Böyle 2 tanesi burada arkadaşlar. Teki de burada. Hani birisi ayağı geldiğinde yapmış. Kalabalık geldiğinde. Ne? Şunu yamulmuş. Niye? Ya baksana dengede durmamış. Onun ikisi de aynı oğlum. Yamulmuş olur mu ya? Sana altta da öyle görünüyor bak şimdi. Öyle mi? Yamuk mu? İyi. Şöyle sana öyle görünüyor. Çünkü ayakları açık olduğundan evet. Sana öyle gözüküyor. Şöyle yapsam olmaz mı? Şimdi biz duran çayının yatağının örtüsünü çıkartıyor. Ümüşünü oraya götürüyor. Değiştiriyor. Çünkü ben parasını verdiydim oğlum. Onlar silinecek tabii ki. Öyle konulmayacak. Öyle bastırırsan olmaz ki. Alttaki ayaklar birbirine geçer çıkarken zorlanır. Niye bağırıyorsun anne? Ha, bağırttıraraktan konuşuyorsun da ondan oğlum. Şu daha iyi. Hangisi? Tabii ki de o iyi. O antik bir puntik. Onu soruyor. Çünkü o kaliteli. Arkadaşlar ne de olsa bu biliyorsunuz kaliteli. Bunun ayağı da her yeri de bir. Dur yapma. Ama bu illaki ilerleyen zamanlarda ayaklarında kırıklık, yamukluk, bükülme olacak. İşte böyle canlar. Yatağa duran getirmiş mutfağa koymuş. O iyi orada dursun. Gelen neyim olursa o da orada yatsın. Olur. Şöyle açalım. Neyse arkadaşlar şöyle ben bir de çay demledim kendime. Evlerin işlerini bitirdim. Valla bugün çok iş gördüm. Ne oluyor oğlum? Evleri sildim, süpürdüm, temizledim, gördüm, tuttum. Tam bir şuraya oturdum çay demledim arkadaşlar. Ne bileyim ben aklıma başka şeyler geldi. Özlemler var. Gerçekten hasretlik var. O yüzden. Duran buraya gel bakayım bir. İçim dolu. Neyse arkadaşlar biraz sonra çay sohbeti yaparız. Çayımızın sohbetini yaparken görüşürüz. Merhaba değerli takipçilerim. Nasılsınız? Size şöyle karın yağışını bir çekeyim dedim. Gecenin 12'sinde. 11.30'da yani 11.30 şu an saat. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Köyümüzün ilk karı da yağdı. Işığın altında daha güzel çıkıyor. Sizin oralarda hava şartları nasıl? İnşallah sizin oralarda da kar yağıyordur. Merhaba değerli izleyicilerimiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi sizlere karı ben gece 12'de de çektiydim. 11.30'da pardon. Şimdi bir de gündüzleyin tam tutuşunu çekeyim dedim arkadaşlar. Geceki çektiğim lambanın altında daha bir güzel çıktı. Sizlere birazdan onu paylaşırım. Şöyle kış kapıdan baktırır. Palta kurek yaktırır diye başına dememişler. Kış geldi, ayaz geldi, soğudu her yer. Kar tuttu böyle arkadaşlar. Önce yağmur, sonra kar.
Ama açılır açılmaz böyle devam eder. Allah bilir orasını. Bizim odunlarda şöyle görmüş olduğunuz gibi burada olmak zorunda. Islanıyor tabii ki ama kuru olduğu için yine de yanıyor. Evet canlar. Vallahi bugün de böyle geçti günümüz. Ev işiydi. Bulaşıktı, yalaşıktı, yemekti, dirkene. Akşamın ne ara olduğunu unuttuk. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Mantar yemeği arkadaşlar bu da. Ramazan mantar menüsü hazırlıyor akşama. Yanına bir de turşu. Şundan Allah ne verdiyse. Yirik arkadaşlar bir de şöyle fasulyemiz var. Onu da ısıtırım. Ben nasıl severim soğanaya kalmış fasulyeyi. Vallahi görmüş olduğunuz gibi izleyicilerim. Aslında bugün var ya şu tavanı sileceğim. Mutfak dolabım neyim daha temiz. Sileli çok olmadı. O yüzden biri de şöyle bir canım istemedi. Bilmiyorum. Bir şeyler oluyor işte. Artık yarın mı silerik? Yarın mı silerim? Ondan sonra mı silerim? Allah bilir. Ramazan çatıya çıktı arkadaşlar. Çatının üstündeki çanağı kapatmaya. Çünkü akşam televizyona hiç bakılmıyor. Olduğu gibi kapanıyor. Ekran gidiyor. Aslında bugün sizinle bazaları kurduktan sonra arkadaşlar çay sohbeti yapayım diyordum. Geri de nasıl olduysa yemeğiydi. Sobanın kovasıydı. Ona da zaman bulamadım. Daha çayımız böyle devam ediyor. Ramazan çatıya çıktığı için o işte çıktı. Tabii ki şimdi gelir üşür. Tekrardan içer. Ey! Yo! Şu mavi laylonu yapsana olmaz mı? Bir dakika arkadaşlar. Ramazan çanağı çıktıydı arkadaşlar. Oturduğu naylonda olmamış. Büyük naylon yok mu diye soruyor. Vallahi arkadaşlar bizde durum bundan ibaret. Bir yandan yemek pişiriyor. Bir yandan bir şeyler yapıyor Ramazan çanağına ilgili. Çayında şekerini karıştırmamışsın. Vallahi bu un kavam hiç yerinde değil. Önce fasulye yemeğimiz var. Onda mantar yapıyor. Mantar yemeyen fasulye yer. Yanına yeşilliğimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Yıkadım burada suyunu sızsın diye leğeni aldım. Şöyle meyvemiz var. Turşumuz var. Yemekten sonra meyvemiz. Yemeğimizin yanına turşumuz. Çok da güzel uydu. Vallahi arkadaşlar. Akşam oldu mu yemek telaşı biniyor. Siz de neler yaptınız, neler pişirdiniz, neler pişirmeye karar verdiniz. Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bol bol yorumlarınızı, reklamlarımı atlamadan izlerseniz, ondan sonra ne diyelim? Abonelikler ücretsizdir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel Rabbime emanet olun. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperiz. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı hafta başları olsun. Çalışanlarımıza Rabbim iş kolaylığı versin. İş olmayanlara Rabbim iş bulmayı nasip etsin. Hastanede yatıp da şifa bekleyenlere Allah'ım şifasını versin. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Şöyle 2 dakikada kara çekeyim sizlere.